Konuş. Telefon niye kapalıydı? Ya Hülya'm dedim ya şarjım bitmiş. Şarjı da ofiste unutmuşum yani ondan dolayı. Demek şarjım bitti. Öğlen niye geç geldin? Ya Hülya'm dedim ya yani toplantı uzadı. Toplantı da uzayınca yani ben böyle şey oldu yani. Toplantı uzamış da şey olmuş da geç kalmış. İyi kıvırıyorsun Samet Yiğiter, iyi kıvırıyorsun. Ama artık sen değil, deliller konuşacak. Ne oldu? Korktun mu yoksa? Yok sultanım, ne korkusu olacak yani zaten her şeyimi biliyorsun. Okuyalım o zaman. Sarışın bir kız. En son eğlenceli paylaşım yapmış. Sen boncuk boncuk terliyorsun Samet. Çok şüpheli bir durum bu. Yok, niye terliyim böyle gözüme gözüme tutuyorsun ya ışığı ondan dolayı yani. Bakalım ne yazmış. Yarın kaçta geleceksin? Ay pardon Samet Bey, yanlış kişiye yazdım. Geç bunu ya. Çok şükür. Bu sefer esmer bir kız. Bu mesaj silindi. Samet, bu kız ne yazdı sen bu mesajı sildin ha? Hülya'm gerçekten bilmiyorum. Yani demek ki kız kim neyse yani yanlış yazmış. Hani böyle siliniyor ya ondan belki bilmiyorum ben. Kız kim kız? Bilmiyorum sultanım, bilmiyorum. Samet, senin hayatında kaç tane kız var ha? Yelda abla, Ayşe, ben, üç kadın var senin hayatında, bir de çalışanlar var. Sen bilmediğine göre çalışan birisi değil bu. Yani. Samet, yüzüme bak yüzüme. Bir delil daha. Kadın saçı. Samet, kimin saçı bu? Kimin saçı bu ya? Kimin saçı? Ay bu benim saçım be. Saçım mı dökülüyor benim? Samet! Samet! Ay Samet! Samet! Samet kalk kalk kalk, ne oldu sana ya? Samet. Hülya'm, gerçekten bilmiyorum. Ay, ay tamam tamam, kalk kalk bir yüzünü yıkayalım biz senin. Bak gözüm hala üstünde ama kalk. Allah. Ay. Hele bir yanda döndü. Uyudun mu sen ya? Hani öpüşecektik? Kerem. Ha. Bunları toplar mısın? Dursun şimdilik. Kerem ne yapıyorsun? Yanına yatıyorum. Sonuçta sevgiliyiz ya artık. Belki beraber uyuruz diye. Ne demişler? Önce düğün, sonra yatak. Biz evliyiz. Ben gerçek evlilikten bahsediyorum. Gerçek düğünden bahsediyorum Keroş. O yüzden olmaz, hadi git yerine yat. Anlaşmada evlenmiş olsak da resmen karı kocayız. Keroş. Yaramazlık yapma, hadi yerine yat. Tamam, tamam. Yeter ki Keroş deme. Hadi. Bu gecelik sen yat bari. Kerem. Heh. Mumları unutma. Birlikte yatacakmışız. Yok artık daha neler. Ah ben şimdi gerçek Ayşe olacaktım ki sana gününü gösterirdim Kerem. Rıza'm. Nasıl olmuşum? Yeni aldım. İyi yapmışsın Nazmiye, yakışmış. Pazardan aldım ama sosyete pazarından aldım.
Bak biz yeni eve çıkalım, ben daha neler neler alacağım. Rıza'm, iyice bir bak ya, bak. Senin için aldım ben, sana özel, bak parıl parıl. Ha? Rıza ne oluyor ya, maymuna döndüm, gözün ucuyla bakar insan. Yok bir şey ya Nazmi. Kafam dolu biraz, kusura bakma. Duymadım, ne dedin? Yok bir şey. Dedim ki yarın 5 kilo süt al da eve gelince yoğurt yapayım. Olur. Başka da bir şey lazım olursa mesela yatarsın. Hadi Allah rahatlık versin. Anne, ya konuşmamız lazım bak. Benim de seninle konuşacaklarım var. Yatmalarını bekliyordum. İyi tamam. Anne ya. Ya ben bir şey düşündüm ama senin abimleri falan ikna etmen lazım. Ben onları hallederim, hallederim. Sen şimdi bak beni iyice dinle. İyi tamam anneciğim, dinliyorum. Hadi sen anlat ilk. Erkut, taşınıyorsun. Nereye? Fezanın yanına mı? Yok oğlum, ne fezası ya? Feza da nereden çıktı? Sen hemen taşınıyoruz. Hoppala. Nereden çıktı şimdi bu ya? Nereden çıkacak? Gelinlerin yılanı Nazmi abinin aklına girmiş, eve çıkacaklarmış efendim, ev bakıyorlarmış. Benim de gururuma dokundu, biz çıkıyoruz dedim o zaman. Ya anne ya, benim başka planlarım vardı ama. Başka planım mı vardı? Ay ben sizi doğuracağıma taş doğuraydım ya. Vallahi da ne varsa ne yoksa kızım da varmış ya. Ben sizi boğazınızdan bir tane haram lokma geçirmedim. Allah'ım sen bunları niye atasına anasına vasi yaptın? Ben ne ettim? Ya anne Allah aşkına tamam ya. Ya bir laf ettim, şurada cenaze evine çevirdin ortalığı. Bırak bırak. Bırakın gidin. Beni bırakın. Yok. Beni huzur evine yatırın. Hepiniz gidin. Gidin. Ya tamam anneciğim, Allah Allah. Çıkarız tabii eve. Sen nereye, ben oraya. Ha çıkarız değil mi? Çıkarız tabii anneciğim. Allah Allah. Vay aslan oğlum. Çilek reçeli sever misin? Çok severim. Aç. Boğazına bir şey mi kaçtı? Bir su içsem. Oğlum bir su ver. Ha? Kerem. Ayşe. Ben dün gece düşündüm, yani çok düşündüm. Bütün gece onu düşündüm. Ben şimdi işe hep seninle gidip geliyorum ya. Bence artık benim de bir arabaya ihtiyacım var. Benim eski araba hala garajda değil mi? Tamam, al benim eski arabayı. Pratik yapmış olursun. Olmaz Kerem ya. Eskici miyim canım ben? Yeni araba alsak ne güzel olurdu. Canım yeni bir araba alıversen de seninki biraz hantal, kullanamaz onu kız. Ufak bir araba daha rahat olur onun için. Bak gördün mü? Bak Müslüm babam ne diyor? Teşekkürler canım babacığım. Ha tamam. Ben pratik yaparsın diye dedim. İşte en sonu kazadan sonra. Ama neyse tamam, alırız sıfır bir tane otomatik, küçük bir tane alırız. Şimdi isterim. Nasıl, bugün mü? Alalım işte bugün. Ne zaman alacağız ki? Alıverin oğlum bugün sizde işte ya. Tamam hallederiz. Ay skandal. Ben Mişne Reçel'ini daha çok severim. Öğren artık bunları. Pardon.
nereye kadar bu pembe rüyalar?